Merhaba arkadaşlar, bu videoda size Danimarka Gambiti'ni ve bu açılışla oynanmış kısa bir oyunu göstereceğim. Bu oyun 1892 yılında Bird ile Rasker arasında oynanmış bir bilis mücadelesidir. Şimdi maça geçelim. E4, E5, D4, pek sık rastlanmayan bir hamle. E çarpı D4, C3, bir piyon daha feda ediyor Bird. D çarpı C3, burada at çarpı C3 de alınabilir fakat Bird'ün hamlesi fil C4. C çarpı B2, fil çarpı B2. Şimdi konuma bakacak olursak, beyazın iki aktif fili, fakat buna karşılık siyahın materyal üstünlüğü, iki piyon üstünlüğü var. Vezir G5, gördüğünüz gibi G2'ye baskı yapıyor. Bird bu durumu çok umursamayıp at F3 oynuyor. Vezir çarpı G2. Kale G1. Vezirin çok da fazla kaçacak bir yeri yok. H3'e kaçabiliyor. Fakat öncesinde Lasker'in hamlesi fil B4 ile şah çekmek. Beyazın bu konumdaki hamlesi şah E2. Normalde bu hamle fazla önerilmez fakat beyaz bu konumda aktif olduğu için ve taş kırışılarından kaçındığı için bu hamleyi yapıyor ve bence güzel bir hamle. Vezir H3. Vezirini kaçabileceği tek mantıklı yer. Ve fil F7. Bu hamle şah çekiyor ve şah çarpı F7 hamlesine de at G5 ile şah vezir çatalı atıyor beyaz. Bu yüzden şah çarpı F7 yanlış bir hamle olurdu. Lasker'in bu konumdaki hamlesi şah D8. Beyaz fil çarpı G7 ile siyahın kalesini düşürmüş durumda. At E7 ile Lasker belki de son çırpınışlarını yapıyor. At G5. Siyahın vezirini istiyor Bird. Vezir H4. Ve burada tek hamlede matı bakalım bulabilecek misiniz? Ve doğru cevap at E6 idi. At E6 ve eski dünya şampiyonlarından Emmanuel Lasker bu hamleyle 12 hamlede mat oluyor. Bu videoyu beğendiyseniz ve serinin devamının gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna basmayı ve yorum atmayı unutmayın.